Faruk Aksoy, Atalay cinayetleri işlerken tekbir getirmedi mi? Bakıyorum da seri katil Atalay işini profesyonelce kitabına uyduruyorsunuz hemen. Psikologları konuşturuyorsunuz, psikiyatrlardan yardım alıyorsunuz, sarışın çocuğunuzun işlediği cinayetleri ruh sağlığı bozulmuş birine yıkmaya çalışıyorsunuz. Ne iş? İyi eğitimli maceracı modayı takip eden bir genç olan Atalay'ın babasının Türk Hava Kuvvetleri'nde pilotluk yaptığını, çok iyi eğitim aldığını, modern, çağdaş ve laik ilkelerle çoluk çocuğunu yetiştirdiğini falan anlatmıyorsunuz. Hayırdır? Hatta it dalaşında bir Yunan jetinin düşmesinde gösterdiği kıvraklıktan bahsedip Atalay'la ilgili özel sorgulamaların önünü tıkamaya çalışıyorsunuz. Kurnazlık yapıyorsunuz değil mi? Bu Atalay Galatasaray Lisesi'nde okumuş ama insan kasabı olmuş. Buna hiç vurgu yapmıyorsunuz. Hatta Galatasaray Lisesi kapatılsın pankartlarıyla İstiklal Caddesi'nde yürümüyorsunuz. Bu Atalay Sakarya İmam Hatip Lisesi mezunu olsaydı Sevgilisi Olga'yı da Hristiyan olduğu için öldürdü diyecektiniz değil mi? Az şerefsiz değilsiniz yahu. Mübarek Ramazan ayında kötü konuşturuyorsunuz insanı. Şimdi ben de diyorum ki bu Atalay tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı başörtüsü nefreti yüzünden öldürdü. Ne diyeceksiniz? Evine sığınan gence iş veren yetmedi yatacak yer veren yetmedi kardeş bilen mütedeyyin bir Anadolu ailesini perişan eden katil batılılaşma projesinin imalatıdır. Batsın sizin çağdaşlığınız desem ne diyeceksiniz? Edepsizler. Ne oldu? Hani başkasına yaşam hakkı tanımıyordu muhafazakarlar? Herkese ama herkesi yok etmek istiyorlardı. Bağnaz okullarda yetişmişlerdi. Ne oldu bu Atalay ezberinizi bozdu galiba? Ne diyorsunuz bu işe? Öyle ya. Bekir Coşkun'un ideal gençleri Atalay ve Göktuğ lise değişim programıyla Paris'e gitmişlerdi. Muhtemelen iyi derecede Fransızca, İngilizce ve anlaşabilecekleri kadar da Almanca konuşup Olga ve Eleni ile tanışmışlardı. Sonra Atalay, Olga'yı, Göktuğ da Eleni'yi kapmıştı, manita yapmışlardı. Kızlar Atalay ve Göktuğ'un evine taşınmışlardı. Şeriat gelmesin diye kızla erkekli olmuşlardı. İyi de korunmuşlar ama bir türlü mesut ve mutlu olamamışlardı. Bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz. Ne iş? İşlenen cinayetlerle katilin ve maktullerin hayatlarını, tercihlerini, eğitimlerini, dünya görüşlerini itina ile ayırıyorsunuz. İşi polisiye roman tadında okuyorsunuz. Aslında kendi hayatınızı temize çekiyorsunuz değil mi? Kendi tercihlerinizin doğurduğu enfeksiyonların tedavisiyle meşgulsünüz değil mi? Evet, bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bir bataklıktan sessizce yaşamınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz değil mi? Gerçekten söylüyorum, Az şerefsiz değilsiniz yahu. Lise değişim programları çoluk çocuğu katil yapıyor. Derhal durdurulsun demiyorsunuz mesela. Yusuf Kaplan Erasmus programına bir laf etmişti de adamı yedi kat yerin dibine gömmüştünüz. Nasıl olacak şimdi bu atalay işi? Hani Ensar Vakfı'nda sapığın bir minnacık çocukları kirletmişti de siz bu işe kurumsal olarak bakmıştınız ya. Günlerce vakıf yöneticileri dertlerini anlatmaya çalışmışlardı. Hatta Ahmet Hakan bile bir adamın işlediği suç kurumunu bağlamaz, herkesin alnına karalar çalmaz demişti de siz ısrarla Müslümanlar tacizcidir yaygarasıyla iftira atmıştınız ya unuttunuz mu o yaptıklarınızı? O zaman bir psikoloğa danışmak, bir psikiyatrla çocuk tercizi kepazeliğinin şahsiliği üzerine söyleşi yapmak aklınıza gelmedi mi? Gelmez mi? Bal gibi de geldi ama diyorum ya ruhunuz kara, vicdanınız kapkara, kalpleriniz bağlı, gözleriniz ama. Müslüman adam öldürür, Müslüman sapıktır, Müslüman sözünde durmaz, Müslüman gericidir, Müslüman yobazdır, Müslüman hırsızdır, Müslüman, Müslüman, Müslüman. Yahu Atalay seni bir yerlerden tanıyorum ben ama sen de bu gezi işlerine bulaşmış olabilir misin? Yok şunun için diyorum öyle bir özgürlükçü havan var ya benzetiyorum galiba neyse. Gerçekten olanlara aldırma Atalay takma kafana. Ne de olsa Wilhelm Wundt'un laboratuvarı seni aklamak için Hira Nurdağ'da bizim tedavimiz için var. Faruk Aksoy Yeni Şafak